CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı süreci sonrası İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağar Aleoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti lideri Meral Akşener'e çağrısıyla ilgili TV100'ün Kübra Parla Farklı Açılar programına özel açıklamalarda bulundu. Partiyle değil seçmenle ittifak yapabilmeyi başarmak muhalefetin vazifesidir dedi. MHP ile ittifakın doğru bir karar olmayacağını belirtti. Partiyle değil seçmenle ittifak yapabilmeyi başarmak muhalefetin vazifesidir diyor Yavuz Ağar Aleoğlu. MHP'nin İYİ Parti'ye ittifak çağrısına bu sözlerle yanıt verdi. Ağar Aleoğlu muhalefet seçmene umut olmalı dedi. İktidar olacak muhalefet partileri iktidardan umduğunu bulamayan seçmenin umudunun adresi olmalıdır. Yavuz Ağar Aleoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı süreci sonrası İYİ Parti'den istifa etmiş, partisini sert eleştirmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yerel seçim için ittifak çağrısı üzerine Ağar Aleoğlu, TV100'ün ses getiren programı Kübra Par'la farklı açılara özel açıklamada bulundu. İYİ Parti'nin güçlü muhalefet yapması gerektiğini savundu. MHP ile ittifakın doğru bir tercih olmayacağını belirtti. Sayın Yavuz Ağar Aleoğlu diyor ki seçmen iktidardan mutlu değil, muhalefete de oy vermedi. Böyle bir durumda İYİ Parti'nin ya da muhalefetin gidip seçmene bir alternatif oluşturması, cesur davranması gerekir. Kübra Par ayrıca İYİ Parti seçime tek başına mı girmeli diye sordu. Aldığı cevabı programında paylaştı. Seçmen iddia sever, irade sever, meydan okuma sever, yapabilme kabiliyeti sever, yönetebilme mahareti sever, kurallı ve erdemli mücadele sever, ahlaki üstünlük sever. Şüphe duyulacak bir siyasi birliktelik gördüğünde seçmen meçhul bir akıldansa malum deliliği seçer. Galata Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları başladı. Köprünün iki yönü 20'şer gün olmak üzere trafiğe kapalı olacak. Bence ihtiyaç vardı. Belli bir yaşa geldi. Belli bir yaşta tabii ki bakımlar olmak zorunda. Köprünün yaşı ilerledi. Üstüne bir de deprem korkusu eklendi. Tarihi Galata Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları başladı. İş makineleri, kepçeler, cihazlar ve de işçiler köprüdeydi. Çalışmalar cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısı start aldı. Güçlendirme kapsamında 29 yıl sonra köprüde derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmaları yapılacak. Köprünün iki tarafını kapsayan o çalışmalar 20'şer gün olmak kaydıyla iki etapta ilerleyecek. Birinci etap Karaköy Eminönü istikameti kısmında başladı. Yol, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. 20 gün sonra da Eminönü Karaköy istikametindeki çalışmalar başlayacak. Çalışmaların yapıldığı yol için trafik alternatif güzergahlardan sağlanacak. İlk etaptaki çalışmalarda Karaköy'den Eminönü istikametine gidecek araçlar Karaköy'deki Tersane Caddesi'ne yönlendirilecek. Daha sonra yine 20 gün sürecek ikinci etap kapsamındaysa Eminönü'den Karaköy istikametine gidecek araçlar Eminönü'nden Ragıp Gümüşbala Caddesi'ni kullanabilecek. Çalışmalardan tramvay seferleri ise etkilenmeyecek ve de yayalar. Bir yukarıda ihtiyaç var. Şimdi yukarıdaki depremle ilgili bir çalışma yapacaklarını söylediler, güçlendirme. Artı yukarıdaki asfaltlar, onları söküp yeniden yaptıracaklar. Daha güzel olacak umarız. Restoranlar açık kalacak. Restoranlarla ilgili herhangi bir kapanıp veyahut da açık olacağı herhangi bir yazı gelmedi ama açık olacaktır.